Fate merhaba, lütfen okur musun? Fate merhaba. 20 gün önce Twitch camiasına 25 bin lira yatırım ile giriş yaptım. Müthiş tasarımlar, arka plan ve birçok şey yaptım ve yaptırdım. 20 gündür 12 saat yayın yapıyorum ama değişen pek bir şey yok. Sence yol yakınken bırakmalı mıyım yoksa devam mı etmeliyim? 6 olan Üsküdar'a geçmiş midir? Tavsiyelerin var mıdır? Takip ettiğim, sürekli izlediğim tek yayıncı sensin. Sana danışmak istedim ben de. Abi bu sen bildiğin şey, esnaf kafasıyla girmişsin Twitch'e. Çok yanlış bir giriş. Ne kadar çok parayla yatırım yaparsan, ne kadar iyi setup dizersen, o kadar çok izleyici, iyi ben izlenirim kafası olmaz. Çok saçma bir giriş yapmışsın. Keşke o şekilde giriş yapmasaydın. Ya bırak diyemem çünkü yayınlarını bilmiyorum. Görmem lazım ki geliştirebilirsin. Gayet olur, ile oluru var diyebilirim. Ama yani insanlar, ya birçok kişi şu anda yayıncı olmak istiyor. Çünkü günümüzün trendi eskiden hani şeydi ya, ben futbolcu olacağım, ben dizi oyuncusu olacağım, film oyuncu olacağım vesaire. Şimdinin trendi, gençlerin trendi abi, YouTuber olacağım, yayıncı olacağım. Arkadaşlar, olamazsınız falan. Yani çok zor bir şey gerçekten. Hani çok zor bir şey. İşin zorluğundan bahsetmiyorum burada. Ukalalık da yapmak değil amacım. Herkes yayıncı olacak. Herkes bir anda YouTuber olabilir. Çok çalışmayla veya çok sermayeyle girmeyle alakası yok bunun. Bu aynı zamanda bence bir talent işi, bence bir yetenek işi. İnsan iletişiminin iyi olması lazım. İyi gözlem yapıyor olman lazım. Ya birçok faktörü var bunun. Bu şekilde bu kafayla girerseniz zaten çok zor yani. Ki o parayı Beşiktaş Bursa karşılıklı gol varı atsaydın demiş Kaan. Evet, o da mantıklı bence. Üzüldüm kardeşim senin adına. AFOX TR 12 aydır ne, bir yıl mı? Poggers. Eyvallah AFOX. Alper'le Uluç, Feriç'im eskilerdeniz, hatırlarsan ismimi, öpüyorum, hoş alnından buradan geçmişteki kapı insanların zarar görmesi dileğiyle. Teşekkür ederim. Hani diyeceksiniz ki abi sen de hani sonuçta direkt şey yapmadın. Kendini geliştirerek yayıncı olmadın diyebilirsiniz. Çünkü doğru. Ben profesyonel oyuncuydum eskiden. League of Legends'ta ya, o şekilde ünlü oldum. Zamanında ilk oynayanlardandım ve iyi oynuyorum diye, aynı zamanda yayın açıyorum diye belli bir kitlem vardı. Belli bir sevenlerim vardı. Yayın açtığım zaman izleniyordum. Ama daha sonrasında ben yayıncılığa geçtiğimde profesyonel oyunculuğu bırakıp o yayınlarım benim düşüşe de geçebilirdi. Ben onun toparlamasını bildim. Belli bir gözlem yaptım. Lan insanlar ne yapıyor? Gerçekten yayıncılık nasıl bir şey? Çünkü ben profesyonel oyuncu olarak yayın açıyordum. Asıl tam zamanlı yayıncılık bambaşka bir şey. Yetersizdeki. Ya bunlar uzun konular. Uzun konular bunlar. Ben şimdi konuşmaya başlarsam susmam.